Ehede Bali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Ertuğrul Gazi döneminde Toylar'da yapılan sütlü aşurenin günümüz Bilecik'in köylerinde hala yaşatıldığını söyledi. Muharrem ayı içerisindeki en önemli günlerden biri olan Aşure günü geride kalırken Bilecik'te 7 asırlık gelenek hala yaşatılıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kaya aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi döneminde Söğüt'teki toylarda yapılan sütlü aşure hoş bir seda bırakıyor. Bu aşurenin günümüzde Bilecik'in köylerinde yaşatıldığını anlatan Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, aşurenin Türkler için önemi Karakeçeli aşireti olmak üzere Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu topraklarda aşure geleneğini çok eskiden beri sürdürdüğünü biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurulması sırasında bu bölgedeki birçok inanış sarayda da yaşatılmış, özellikle sütlü aşure yaptırılmış. Sütlü aşure geleneği halen Bilecik'in birçok köyünde devam eden bir gelenek olduğunu görüyoruz dedi. Kuru kayısısını, kuru incirini, tımarını, fıstığını, kuru yemişlerini, onun dışında kuru üzümünü, kuş üzümünü, hepsini birlikte, tarçınla birlikte karıştırdık. Bu aşureyi siyah yapmaması için bir taşım kaynattık. Böylelikle o siyah suyu aktık. Bu sayede de aşureyi karartmamayı hedefliyoruz. Akşamdan da nohutunu, baklagilini, nohutunu, fasulyesini ve buğdayını ıslattık, kaynattık. Ön hazırlığımızı yaptık. Buğdayı kaynattıktan sonra önce sütümüzü, sonra şekerimizi ilave ettik. Ondan sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi karıştırıp ocağı ne yapıp kapatacağız. Bu taşını kaynadıktan sonra. Gerek kalmıyor. Direkt böyle fırından atalım. Türkler için önemli ise Karakeçeli aşireti olmak üzere Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu topraklarda aşure geleneğini çok eskiden beri sürdüğünü biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurulması sırasında bu bölgedeki birçok inanış sarayda da yaşatılmış. Özellikle sütlü aşure yapılırmış ve sütlü aşure geleneği halen Bilecik'in birçok köyünde devam eden bir gelenek olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu bu topraklarda aşure geleneği, keşkek geleneği ve şifalı pilav geleneği gibi çok eskiden beri yapılıyordu. Ertuğrul Gazi döneminde de, zamanında da, toy zamanlarında da bunun yapıldığını biliyoruz ve bu gelenek hem yörük kültürünün yayılmasına hem de saray geleneğinde, sarayda bu geleneklerin devam etmesine yardımcı olmuştur. Sarayda daha çok sütlü aşure yapılıyordu ve yaygın bir şekilde kullanılmıştı. Bu sütlü aşure günümüzde Bilecik'in birçok köyünde de yapılıyor. Buradan gitmiş olan bir gelenek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Osmanlı Sarayı'nda ilk dondurma aşureden yapılmıştı. Aşure süzülmüş, süzüntüsüne biraz gül özü, misk, tatlandırıcı, lezzet verici ve kıvam verici maddeler konduktan sonra dondurulmuş ve bu şekilde tüketilmişti. Bu haliyle aşure dondurması adı verilen bir dondurma geleneği aşure sayesinde başlamıştı.